Bu filmde Mehmet Akif Ersoy senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Mehmet Akif Ersoy. 1873 yılında İstanbul Fatih'te doğdum. Şair, fikir adamı, yazar ve mütercimim. Hepinizin bildiği İstiklal Marşı'nın yazarıyım. Beni yakından tanımak ister misiniz? Babam küçük yaşta tahsil için Arnavutluk'tan İstanbul'a gelmiş. Zamanın profesörlerinden Mehmet Tahir Efendi'dir. Düzenli, disiplinli ve temizliğiyle bilinen sevgili babacığımın adının yanına temiz manasına gelen Tahir ismi sonradan eklenmiş. Annem aslen Buharalı olup Tokat'a yerleşmiş bir aileden Emine Şerife Hanım'dır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendiğim sevgili babacığım ilme olan merakım ve öğrenme isteğimden çok hoşlanırdı. Onun verdiği dersleri yanı başında dinleyen en küçük öğrencisi bendim. Hareketli ve çok zekiydim. İlk ve orta öğrenimimi başarıyla tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi'nin idadi kısmına yazıldım. Edebiyat dersini dönemin en değerli hocalarından, muallim Naci'nin verdiği bu okulda okurken babamı kaybettim. Artık evimizi geçindirmek için anneme yardımcı olmalıydım. En kısa zamanda mesleğimi elime alıp hayata atılmak için Mülkiye Baytar Mektebi'ne girdim. Böylece veteriner hekim olup mesleğimi elime alacaktım. Evimiz okula çok uzaktı ve benim ulaşıma verecek param yoktu. Her gün kilometrelerce yol yürüyor, okuluma öyle gidiyordum. Evimiz Fatih'te, okulum ise Halkalı'daydı. Aradaki mesafe neredeyse 20 kilometre kadardı. Erkenden uyanıyor, kahvaltımı yapıp hızlı adımlarla yola çıkıyordum. Dersime tam vaktinde yetişiyordum. O yıl Fatih'te büyük bir yangın çıktı. Durdurulamayan alevler bizim evimizi de küle çevirdi. Zorluklar karşısında yılmadım. Çok çalıştım. Bir yandan anneme yardımcı oluyor, kardeşime babamın yokluğunu hissettirmemeye çalışıyordum. Diğer yandan da evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için okuldan arta kalan zamanlarda çalışıp para kazanıyordum. Okulumu birincilikle bitirdim. Arapça, Farsça, Fransızca öğrendim. Mektep yıllarında sporla, bilhassa güreşle meşgul oldum. Mahalle arkadaşım Kıyıcı Osman Pehlivan'dan güreş öğrendim. Başta güreş ve yüzme olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldım. Sporla kendimi zinde ve mutlu hissediyordum. Okulumun son yıllarında şiiri olan ilgim artmıştı. 6 ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ramazan aylarında teravihleri hatimle kıldırıyordum. Mezuniyetimin ardından Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde dolaşarak bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili çalışmalar yaptım. Bir ara ordunun ihtiyacını karşılamak için gerekli alımları yapmak üzere Şam ve civarında bulundum. Bu seyahatlerde köylüyü de yakından tanıma imkanı buldum ve halkın meseleleri hakkında doğrudan bilgi sahibi oldum. Bu tespit ve tahlillerim şiirlerime yansıyor, okurlarımın yüreğine işliyordu. Yazdığım şiirler çok beğeniliyor, dergilerde ve gazetelerde yayımlanıyordu. Okumayı ve yazmayı çok seviyordum. Birçok okulda öğretmenlik yaptım. Yemen'deki halkımıza destek olmak ve yardım etmek için Yemen'e gittiğim yıl Çanakkale Savaşı'nın sona erdiğini öğrendim. Öyle duygulanmıştım ki oturup gözyaşlarıyla "Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor" şiirimi kullandım. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpsü opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Ülkemizin bağımsızlığı için şehir şehir dolaşıp, bazen camilerde vaaz kürsülerinde, bazen meydanlarda vatandaşlarımıza bir ve beraber olmamız gerektiğini tüm içtenliğimle anlattım. İlk mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Arkadaşım Hamdullah Supi'nin ısrarıyla milletimizi temsil edecek milli marşımızı yazmaya karar verdim. O gece uzun uzun düşündüm. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Ankara'da tek başıma kaldığım Taceddin dergahının duvarlarına yazmaya başladım. İstiklal Marşı'nı tamamlayıp meclis kürsüsünde okuduğum zaman herkes ayağa kalkmış, gözyaşları içinde alkışlıyordu. "Korkma" diye başlayan bu satırlar, milletimin öz değerlerini, yüceliğini,
bayrağımızın ifade ettiği bütün güzellikleri temsil ediyordu. İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy. 724 şiir arasından benim şiirim seçildiği için para ödülü vermek istenmişti. Henüz savaştan çıkmış, maddi sıkıntılar içinde olan devletimizden böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğimi bildirdim. Fakat meclis kararı olduğu için yarışmayı kazanana verilmesi mecburi olmuştu. Ben de hepsini bir hayır cemiyetine bağışladım. Daha sonra Mısır'a gidip Mısır Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdim. Arkadaşlar, okuyun, bol bol okuyun, yeni bilgiler öğrenin, vatanına ve milletine güzellikler getiren, değer sahibi kişiler olun. Mutlaka yazın, günlük yazın, şiir yazın, okuduğunuz kitaplardan notlar alın. Duygularınızı kaleme aldıkça ifadeleriniz güçlenecek ve anlatmak istediklerinizi daha güzel aktarabileceksiniz. Birçok kitabım yayımlandı. Binlerce mısra yazdım. Hepsini vatanıma ve milletime adadım.